Yayın başladı. 1-0 mağlup başladık. Bakalım ikinci yarı neler gösterecek. Gol atar mıyız? Atarız. Açık ve net söylüyorum. Yani bu takım gol yemeyecek bir takım değil. İlk yarı %100 bir golü kaçırdık. Bunu da değil. Bu yayın başkan yardımcısı Uğur Aslan tarafından spor severlere armağan ediliyor. Bunu da buradan vurgulayalım. Evet. Uğur İnşaat ve Limited Şirketi tarafından pazar sevdalarına armağan ediliyor. Dokuzuncu dakika 1-0. Sapancan üstünlüğü var. Dakika 49. Sapanca üstün oynuyor. Dakika 49. Sapanca'nın baskıları var bu arada. Evet. Güzel bir durum. İyi kullanabilir miyiz? Maalesef. Şut. Evet, tehlikeli bir yoldan serbest vuruş kazandı. 1-0. Sapanca önde. Dakika 51. Serbest vuruş kullanacağız. Epey uzak. Hem 8-29 metre var kaleye tahmini. Thank you.
30 metre uzaklık var. Bence vurur. Bence vurur. Çok uzak. Ama vuracak gibi görünüyor. Sar çok sert vurdu ama defansı aşamadı. Defansı aşamadı. Hakem avantaja bıraktı. Bırak yapsın ya. Bilin ya. Bırak. Atın dışarı. Evet, centilmenin dolayısıyla köşede yatan sporcu için toplu taca attılar. Şöyle yaptı, ben de onu almak için. Dakika 53. 1-0. Sapancı'nın üstünlüğü var. Hocamız, hocalar arasında sıkıntı var. Oyun başladı. Pazar Spor'da sarı kart gören oyuncu 7 numaraya formasıyla Hacı Şükrü Şişi. Evet, Şükrü'nün sarı kart gör yediğini duyurmuyorlar. Evet, sahanın korunumu maalesef iyi değil. Önümüzde dediğimiz gibi direkler var. Ama direkleri geçemiyoruz. Bir de bir vatandaş önümüze dikilmiş oturmuyor. Bir şey de diyemiyorsun. Evet, oturdu. Yakamadı Şükrü. Aferin. 56. dakika. 1-0. Sapancı önünde, önde oynuyor. Dakika 56. Kimse yok. Bildiğimiz gibi bu takıma ileri vurucu gücümüz maalesef yok. Maalesef ileri üçlü derler ya, ileri üçlü diye veya ileri ikili artık. Maalesef. Çok pasif kalıyoruz.
Ne vardı yoktu kendisi gitti. Çoğu iş kapatınca yerine dönme yolunu aldı. Onu Tacı kullanamadık maalesef. 57. dakika. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Sapanca'nın. İlk yarı 33. dakikada gol yendi. Bu dakikalarda baskımız var. Dakika 58. 58. dakika. Sapanca'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Gol ilk yarıda 33. dakikada geldi. Bir sıfır Sapanca'nın üstünlüğü var. Dakika 60. Tabii rakip en sonuncu, 18 puanı var. Bizim 26 puanımız var. Ama rahatlamak için puan şart. Üstte de sıkıntı var, altta da sıkıntı var. Kaybeden bir anda bir oluyor, kazanan da yükseliyor. Yani ilk yarı yakaladığımız pozisyonu atsaydık durum böyle olmayacaktı herhalde. Dakika 61. Yine İstanbul'dan, Ankara'dan Pazarspor'u izlemeye gelenler var. Evet, protokolüm aşağı yukarı %75'i İstanbul grubu tarafından doldurulmuş gibi. Hemen karşıda görülen misafir takımı, kırmızı koltukları görüyorsunuz. Orada da misafir takımından seyirciler var.
Çok. Evet, gol pozisyonu. Kale boş. Kale boş atamadı. Olmaz böyle şey ya. Kale boş. Ya kısmet yok. Kısmet yok. Kale boş. Topu yan ağlara taktı. İlk yarıda %100 bir pozisyonu kullanamadık. Golü yedik. Şimdi 62. dakikada yakalanan bir pozisyonda diyecek şeyimiz yok. Nerede o eski Pazarspor'un hırçın saldıran atak golü? Tabi deplasmandasın. Tabi rakip düşüyor. Ama düşmüş gibi bir takım diyebiliriz. Yakaladın, pozisyonları atacaksın. Bu aralar, bu dakikalarda etkimiz var. En az bir puan da bize yetecek. En azından bir puan. İkinci iyi bir topçu. 9 tane gol atmış diyorlar. Ben tanımıyorum ama. 9 golü varmış. Çok uzun bir top. Üçe üç. Şut vursa tehlikeli olur. Olmadı. dakika 1-0 mağlup oynuyor takım. Dakika 65. Baskılarımız var. Yükseldi. Korner. Güzel bir vuruş, kafa vuruşu ama demek temas var. Pazarspor için bu dakikalar iyi dakikalar ama gol lazım. Karamboldan mı gelecek? Penaltıdan mı gelecek? Bilemem. Çünkü nereye attı topu ya? Oyuncu değişikliği olacak bizden. Evet.
Enes giriyor oyuna. Hazardan Enes giriyor. Enes girdi takıma, bakalım ne olacak. Bu dakikalarda biraz daha iyiyiz ama Pazar skorda oyuncu değişikliği. Çıkan önce 21 numaralı forması Esat Kamahe, 21 numaralı 3 numaralı forması Enes Salih Çamlı. Mağlup oynuyor takım. İlk kere de 33. dakikada golü yedi ama ilk yarıda çok net kazandığımız bir pozisyonu gole çeviremedik. İkinci yarıda da yine çok net kazanılan bir top vardı. Onu da gole çeviremedik. Yani o golleri atabilseydik bu golü olmayacaktı. Baskınları var. Bir sıfır mağlubiyet devam ediyor. Sapanca bir, Pazar sıfır. İkinci yarıda mutlak bir gol kaçırdı Pazarspor. Bunu da vurgulayalım. İkinci yarıda mutlak bir golü kaçırdı. İki tane %100 pozisyonu kaçırdı diyebiliriz. İki tane %100 pozisyonu böyle çeviremiyor. Çok. Bir sıfır mağlup oynuyor Pazarspor. Pazarspor bu dakikalarda gol arıyor. Baskı devam ediyor.
Dakika 72. 72. dakika Pazarspor 1-0 mağlup oluyor. Şükrü'yle içeri girmek istedik, olmadı. Baktık. Yerde fazla bir güçleri yok. Biraz defansif oluyorlar galiba. Üzüm de karşı. Evet, çok sıkıntılı bir durum. Ortada futbol yok. En az bir puan diyoruz. En az bir puan, hiç olmazsa bir puan. İki tane %100 inanılmaz goller kaçırdı bizim takım. İki tane %100 golü atamadılar. Hadi bakalım. 3-3. Hadi bakalım. Şut yap. Vurdurmadılar. Bunlar tabii ki bizim için iyi dakikalar ama golsüz olmuyor. Golsüz futbol olmuyor. İlk yarı 33. dakikada da evet, maalesef gol yedik. İlk yarı 33. dakikada ikinciyle 1-0'a geçtiler. İlk yarı öyle bitti. İkinci yarı biraz daha iyi oynuyoruz. %100 bir pozisyon yakaladık. Kaleciyi de evet, sol taraftan geçti. Kaleci de geçti. Boş kaleye vurdu ama top yan ağlarda kaldı. Olmadı. Yine ilk yarıda karşı karşıya kaldık. Yani karşı karşıya kaldığımız ilk yarıda golü atamadık. İkinci yarıda önemli iki pozisyon. Sabancı Gençlik Spor'da oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 70 numaralı formasıyla Alihan Bey. Yerine giren oyuncu 24 numaralı formasıyla Levan Göçlü. Sabancı Gençlik Spor'da oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 24 numaralı formasıyla Berkay Caymaz. Yerine giren oyuncu 14 numaralı formasıyla Ahmet Bacı. İyi değil. Bu takımdan en az beraberlik almak lazım. En az beraber. 75. dakika. En 5. dakika. Güzel bir korner atışı, gol olabilir. Hadi çocuklar. Olmadı, uzaklaştırdılar. Olmadı. Bir daha bindirelim. Bir bindirme yapabilir miyiz? Evet, güzel bir top. Kaleci. Kale boş. Oynuyor dedi. Evet. Faul vermedi. Faul beklediler. Kaleci topu elinden kaçırdı. Evet, güzel bir nokta. Güzel bir noktadan bir atışla. Bu dakikalarda Pazarspor'da canlılık var. Yani gol atılmayacak gibi değil ama çok da iyi değiliz. Bunu da buradan vurguluyoruz. Veya uzakta ben biraz daha yakın zaman 18. 2 tane 6, 18. 30. 32 metre var. 32 metre uzaklıktan. Kaleye vurur mu? Kaleye vurmaz herhalde. İçeriye karambol at. Evet, içeriye attı. Hadi bir kafa olmadı. Maalesef çıkardılar. Dediğim gibi oradan kaleye vurulmazdı. Dediğim düşündüğümü yaptım. Hadi saldırıyoruz. Saldırıyor, bir dakikalarda saldırıyor. Pazarspor iyi de. Akıllı bir top. O şutumuz yok arkadaş. Ya kaleye şut yok ya. Çıktı. Evet,
Şükrü'nün baskıları var bu dakikalarda. Evet, birebir yakalarsa Şükrü haydi Şükrü. Vurabilirse olmadı, düştü. Olmadı. Şükrü iyi dönebilse bir şey olurdu. Dakikalarda baskıları. Korner atışı daha. Buradaki kadarda baskı var. Evet, Ensar uzun boylu. Buralardan gol atabilen bir sporcumuz. Defanstan çıktı. Kullanmadılar. Olmaz. Öldürdüler korneri. Bu dakikalarda Pazarspor'un baskısı var ama size bir şey olmuyor. Mağlup oynuyorlar. En azından bir beraberlik. Çok rahat aldı. Evet, bu dakikalar itibariyle Pazarspor'un baskısı var. Ama sonuç çok. 79. dakika oldu. 79. dakika. Dakika 80. 1-0 önde. Sapanca 1-0 önde oynuyor. Evet, ikinci yarıda ilk defa bir korner kullanıyorlar. Aracımız rahatlıkla aldı topu. Haydi çocuklar, haydi. Ne bileyim ben. Aha, kaçık ama nereye atıyor işte.
82. dakika 1-0 mağlup oluyor. Pazarspor 1-0 mağlup oluyor. Dakika 82. Evet, bizim için bir fırsat daha. Serbest vuruş kullanacağız. Yeni tribün nokta güzel kullanırsa büyük ihtimalle orta yapacak. Karamboldan artık karamboldan gol bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Tam karambol anı. Tam bir karambol oldu ha ki çocuklar. Düzgün kullanamadık. Düzgün kullanamadık. Aman 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 kaleci alacak. Bir sıfır. Sapanca'nın galibiyeti devam ediyor. Bu dakikalarda baskılarımız var ama gol yok. Yani çok ahım şahım bir baskı da yok işte ama yine baskılı oynayan takım kim derseniz Pazarspor. Evet. Pazarspor'da bir oyuncu değişikliği. Hocamız son kozları oynuyor. Kafanda bir futbol oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu 31 numaralı formasıyla berber edici. Yerine giren oyuncu 23 numaralı formasıyla Bekir Can Sönmez. Pazarspor oyuncu değişikliği, oyundan çıkan oyuncu 75 numaralı forması ile Emircan Bayraktar, yeni giren oyuncu 90 numaralı forması ile Rengi Kolcuoğlu. Evet, oyuncu değişiklikleri yapıldı. Maç başladı. Abi şut kaleye bir şut vurun da bir şutu görelim. Bir şut göremedik ya. Bir şut göremedik arkadaşlar. Bir şut bulmazlar bu ya. Peki kale tutar. Pazarspor biraz daha sanki baskılı oynuyor ama etkisiz. Hadi çocuklar bir puanın izni. O kadar yol geldik. O kadar yol geldik. Geldiğimize değsin. Bir şut. Hadi bir şut oğlum. Gale boş. Allah helal. Böyle kötü bir vuruş oluyor. İlk defa bir şut geldi. Allah!
hareketler ama sonuç yok ama. Bir sıfır mağlup, dakika 87. 87. dakikaya geldik. Artık 1-0'da 1, 2-0'da 1. Her şeyi bırakıp bastırmak lazım. Önümüzdeki direği de çekiyoruz ya. Sarı kart. Ormasından tuttu, çekti. Bu dakikalarda üstünlüğümüz var ama. Kazan Ligi Spor'da sarı kart veren oyuncu 6 numara forması Hasan Bekir. Evet, son. Bu dakikalar artık ne yapıyorsun ya? Hadi bir şut ya, bir şut kurunda. Başka çıkar yolunda. Aha. Atalı bir vuruş. Ali Eşim çekilmediği sürece çok sıkıntı var. 1-0 mağlup oynuyor. 88. dakika. İlk yarıda 33. dakikada yenilen bir gol var. Ama ilk yarı %100 atamadığımız bir gol pozisyonu var. %100 atamadık. İkinci yarıda da yine %100 atamadığımız bir pozisyon var. O pozisyonları atmamız gerekiyor. Atamadık. Hazar Spor son dakikalarda dakika 89 skor bu. 89'u gösterdim. Sapancı'da bir oyuncu değişikliği daha var. Zaman kazanıyorlar tabii ki. Onlar için çok değerli bir puan. En azından Kafaspor 3 puanı kaybettiği anda Aslan'a doğru ilerleyecek. İnşallah Sapancı'da değişikliği değişikliği çıkan oyuncu 6 numara forması Hasan Bekir. Yeni giren oyuncu 4 numaralı forması Enver Yıldız. Şu puanlar için çok önemli. Çünkü ligin en sonundalar. 18, 3 daha 21 eder. 21 puana ulaşacaklar. Biz 26 puanda kalacağız. Yine aramızda 5 puan fark var ama dediğimiz gibi en azından bir beraberlik. Kaleye şükür bir şey yok. Müsabakanın sonuna oynamamız süre olarak en az 6 dakika ilave edilmiştir. 6 dakika bir ilave var. Bir sıfır da önemli değil, iki sıfır da önemli değil ya, saldırmalar lazım. Ha bir sıfır yenilmişsin, ha iki sıfır, ha üç sıfır, fark eden bir şey yok. Aman, çok tehlikeli, kale boş. Aferin be, eyvah, kale boş. Boş kaleye atamadılar. Kaleci çok çabaladı. Boş kaleye atamadılar işte, görüyorsunuz. Bu futbol bir anda böyle olabilir. Hazar Spor için büyük bir şans. Haydi yavrum. O kadar uzak yerlerden geldik bari. Hiç olmazsa bir puan alalım. Klasmanda bir puan da bir puandır. Bastırıyoruz.
bakıyorlar. Dakika 90. Skorboard durdu. 6 dakikada siz tutun artık. Dakika 90 durdu. 6 dakikada siz tutun. Adamlar saçlarını başlarını yıkadılar. Boş kale. Boş kaleye atamadılar. Haydi çocuklar. Bir orta bir gol demektir. Bir orta bir gol demektir. Bir orta bir gol demektir. Faul kazandık. Skor battırdı artık. Hakeme bakıyoruz. 6 dakika dedi ama 2 dakikası geçmişti büyük ihtimalle. Evet, 2 tane %100 pozisyon atamadığımız %100 pozisyon var. Ona üzüldük. Başka bir şey yok. Bir de son düdük çalınmadıkça ümit kesilmez. Yakalandık. 4'e 2 yakaladılar. 4'e 2 yakaladılar. Aferin. Aferin. Nereye? Salahan'a bir vuruş. Evet, evet. Bir dakikalar çok hızlı. Savaşıyorlar abi. Tamam. Kazandılar. Onlar için zaman kazandılar. Tabi zaman önemli. Son düdüğe kadar bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Son düdüğe kadar bekleyeceğiz. 1-0 mağlup oynuyor takım. Skorboard durdu. 6 dakika uzatma vermişlerdi ama herhalde 4'ü 5'i gitti. Son bir dakika var. Artık dandum başladı. Evet, uzun bir top. Son kontra ataklar bunlar. Baskımız devam ediyor. Aç kullanacağız. Uzun vurması lazım. Çok uzun içeriye. Haydi bakalım çocuklar. O olan. Dönüyoruz ama dandım diyor. Dandım. Baskı var. Suratla kullandılar. Bir uzun daha. Haydi. İçeriye bir uzun daha. İçeriye sokuyorlar. Baskımız devam ediyor. Bir orta daha. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Bir orta daha içeri doğru. Kalecini elinde kaçırdı kaleci. Faul. Faul verdi. Kaleci elinden kaçırdı topu ama kaleciye kalkmaz artık. Kaleci daha da kalkmaz. Evet. Ha
maalesef 1-0 mağlup, bitti bitecek, son düdük bekleniyor. Karadeniz ruhu var be. 1-0 mağlup oynuyor takım. Sen de ne yapıyorsun? Bir daha dolduruyor içeriye doğru. Bitti bitecek, bağırıyorlar, çağırıyorlar. İstanbul için çok önemli. İlk yarıda yediğimiz golle 1-0 mağlup oynuyoruz. Maalesef, maalesef. Kaybettik. Sapanca'da mağlup ayrıldı. Röportajlarımızı verebilirsek vereceğiz. Biz izlemeye devam ediyoruz.